İslam şartlarından birine uymasak, yerine getirmesek bir şey olur mu? İkinci soru hocam, buna ben konuyla alakalı da açmak istiyorum. Mesela şimdi avukat bu beyefendi, milletvekili gördüğümüz kadarıyla, şimdi İslamı ayetle sabit olan bir konuyu tam tersi bir açıklama yapıyor. Burada imani durumlar, yani bu kolay kolay böyle açıklamalar yapılabilir mi hocam? Nedir bunların Normalde durumu? bu Açıklama cahil cesur olur. cahil cesur olur biliyorsun. Cahil cesur olur. Eğer bu insan cahil olduğu zaman insan, o cahaletinden dolayı kullanacağı her ifade onu ne yapmaz? Korkak, korkaklığa sevk etmez. Niye? Çünkü cahil. Adam konuşuyor. Ne konuşuyorsun? Ayetlerden haberin var mı? Peygamberden haberin var mı? Sen gerçekten bu yolda yürüyen insanların, ulemanın ifade haberin var mı? Yok. Olmadığı için sen ne yapacaksın? Ağzıma geldi konuştum işte ne oldu gibinden ifadeler bunlar. Diğer konu ise insan İslam'ın şartlarını belli şartlarını yapamasa da inkar etmeyecek. İnkar ederse dinden çıkar. Ama yapamasa günahkar olur. Mesela bir insan normal şartlarda Allah muhafaza etsin. Zekat vermesi gerektiği halde ve zekat vermeyi de gerçekten farz olduğunu kabul ettiği halde vermezse misal veriyorum, vermezse bu adam günahkar olur. Aynı zamanda fakir, fakirin hakkına geçmiş olur. Ama bu adam kafir olur diyemeyiz. Ama zekat emrini inkar etse, zekat emrini inkar etse, bu adam Allah muhafaza et, din dışı olur. O yüzden dolayı İslam'ın kurallarını, tekrar ediyorum, İslam kurallarını kabul edip, yapamasa insan, üzerine duruyorum, yapamasa dinden çıkmaz. Günahkar olur ama Allah muhafaza et, İslam kurallarını inkar ederse, o önemli. Yaptığı halde inkar etse yine aynı şekilde. Bak aslında yapıyor ama inkar ediyor. Yapıyor inkar ediyor. Yine aynı şekilde din dışı kalır Allah muhafaza. İnkara müsaade yok. İnkara müsaade yok. Alaya müsaade yok. Alay da biliyorsunuz tehlike. Tahfif, hafife almak da ona da müsaade yok. Bir insan yani namazı da hafif alamaz. Yani namazı hafife alma şansı yok bir insanın yani. Gerçekten namaz kılamıyorsa bunun çok büyük bir sıkıntı olduğunu, üzüntü olduğunu ortaya koyması lazım yani. Yoksa fark etmez ya deme şansı, hafif alma şansı yok. Hafif almak da o da tehlike, çok büyük tehlike. O yüzden dolayı tekrar ediyorum, kuralları ne yaparsa, kuralları kabul ederse din dışına kalmaz, günahkar olur ama kabul etmezse Allah muhafaza etsin.